Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da transferle ilgili çalışmalar nasıl şekilleniyor? Bugün itibariyle en azından son durum nedir? Onu da hemen soralım sana. Galatasaray'ın transfer döneminde zaten artık listede transfer yapılması planlanan mevkilerde 3 aşağı 5 yukarı belli gibi gözüküyor. Ama tabii burada limit sorunu da var. Galatasaray'ın şu ana kadar yaptığı transferlerle birlikte o limit sorununu da aşması gerekiyor ki bunun için de satış yapabilme durumunun ortaya çıkması lazım ve mali dengeyi de sağlamak gerekiyor. Hani işin bu noktası da önemli. Morutan, Jetson Fernandes, Halil Dervişoğlu. Bir tane isim zaten şu an hali hazırda Galatasaray'da gündemin en üst basamağında yer alan isimler. Romanya basınında Bekali'nin transfer bittiğine dair yaptığı açıklamalar var ki geçtiğimiz dönemde de bu açıklamaları çok sık görmüştük. Hem bonservis üzerinden yapılan açıklamalar hem de oyuncunun transferinin bittiğine yönelik hatta sağlık kontrolünden geçeceğine yönelik bile açıklamalar gelmişti ama Türkiye tarafından teyit edemediğimiz bilgiler. Jetson Fernandes tabii merak edilen bir diğer isim. Fatih Hoca basın toplantısında Rangers'ta eğer ki oyuncu Türkiye'ye gelecekse bizi tercih edeceğini düşünüyorum. Benfica ile ilişkilerimiz zaten bu doğrultuda dedi ama mali pazarlık kısmının da devam ettiğini de söyleyebiliriz Jetson Fernandes konusunda ki Fatih Hoca'nın kadroda çok görmek istediği bir isim. Bunun dışında tabii bu Jetson Fernandes ve Halil Dervişoğlu ile ilgili transfer sürecinin de aslında 31 Ağustos'ta bitecek olan o transfer döneminden sonra Fatih Hoca'nın ifade ettiği o bir haftalık bir avantaj dönemi dediği fırsat transferleri olarak da değerlendirebilir Galatasaray. Bunun dışında farklı bir mevkiye, farklı bir isim transferi gündeme gelir mi diye sorarsanız orada da o zaman işte yolların ayrılması beklenen isimlerin durumu ön planda olacak. Mesela Nelson'un gelişiyle Luyendama ile yollar ayrılacak noktasındaydı. Ama Marcao'nun yaşadığı bu süreç bir anda Luyendama'yı tekrar takımın içinde tutan bir duruma dönüştü. Falcao ile ilgili durum, görüşmeler var ama henüz bitmedi. Galatasaray yönetimi bu mali yükten kurtulmak istiyor. Cagne istenmiyordu ama çok iyi bir performans ortaya koydu. Hatta Fatih Hoca yine Danimarka'da Rangers maçından önce daha da yukarıya çıkması gerekiyor dedi. Olası bir Falcao ve Cagne ayrılığında belki bir forvet takviyesi de olabilir ama Cagne'nin şu andaki bu performansı biraz daha Fatih Hoca'nın gözünde onu farklı bir noktaya doğru koymaya başladı. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Cici Bekali açıkladı. Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Star Bükreş'in sahibi Cici Bekali, Olimpi Morutan'ın transferi için Galatasaray'la anlaştığını an ve an açıkladı. Rumen basına yaptığı açıklamada Bekali, Olimpi Morutan'ı 5.7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5.7 milyon euro. Şimdi Morutan için 4.2 milyon euro ödenecek. Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa 1.5 milyon euro daha ödeyecek diye açıklama yaptı. Bekali ayrıca Galatasaray UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Rakam toplam 5.7 milyon euro olacak. Ben memnunum. Fatih Terim'in Morutan'ı istediğini çok iyi biliyordum. Güzel bir transfer oldu. Galatasaray adına sevindim ifadelerini kullandı. Bu transfer de Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Galatasaraylı Mustafa Muhammed'e teklif var mı? Marsilya resmen açıkladı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed için Marsilya ve Lille devreye girmişti. Milliyet'in haberine göre Mısırlı futbolcunun transferine ilişkin resmi açıklama yapıldı. Galatasaray'da Mustafa Muhammed belirsizliği devam ediyor. Sarı Kırmızıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı forvet için Fransa'nın Marsilya ve Lille kulüpleri devreye girdi. Galatasaray'ın henüz 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanmadığı Mustafa Muhammed'in bu yüzden moralinin bozuk olduğu ve performansında düşüş yaşadığı iddia edilmişti. Galatasaray'da Cagne'nin gerisinde kalan Mustafa Muhammed'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Fransız basında yer alan haberde Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu kullanacağı ve oyuncunun transferi için Marsilya ile görüşmeye başlanacağı aktarılmıştı. Marsilya'dan Mustafa Muhammed için de resmi açıklama geldi. Marsilya'nın basın sözcüsü Alexander Roset, Mustafa Muhammed'in transfer gündeminde yer aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Mısır'da yayın yapan Al Vatan'a yaptığı açıklamada, yapılan görüşmeler hakkında fazla detay veremem, transfer döneminde her şey olabilir ifadelerini kullandı. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Mustafa Muhammed'in bonservisi alınıp direkt satılmalı mı? Galatasaraylı Falcao için de ayrılık açıklaması eşi paylaşmıştı.
Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken Kolombiyalı yıldızın eşi Laura Torren'den flash bir paylaşım geldi. Torren, Falcao ile beraber fotoğrafını paylaşıp "Bu hafta gidiyoruz, sonsuza kadar birlikteyiz" yazdı. Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, Fanatik'e yaptığı açıklamada ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi. Galatasaray'da da Thomas Ribeiro operasyonu. Galatasaray, Giresunspor maçında Marcão'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük şok yaşamıştı. TFF Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verirken 24 yaşındaki stoper de kadro dışı bırakıldı. Aslan eğer Marcão'yu satarsa bu bölgeye transfer düşünüyor. Christian Lundama'nın kontratını uzatan Victor Nelson ve Alparslan Öztürk'ü transfer eden Cimbom'un yeni gözdesi Thomas Ribeiro. Ancak Sarı Kırmızıların 22 yaşındaki stoperi alabilmesi için Marcão'nun kontratından çıkması gerekiyor. Rus takımlarıyla pazarlıklarda devam ediyor. Foto maçın haberine göre Fatih Terim'in Thomas Ribeiro'yu onaylamasının sebebi Marcão ile aynı. 22 yaşındaki genç Portekizli Marcão gibi sert ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Deneyimli hocanın pas oyuna uyma sebebiyle transferi isteniyor. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan genç defans futbolcusunun bonservis bedeli 1,5 milyon euro civarında. Belenenses altyapısında yetişen Thomas Ribeiro A takımda 55 maça çıktı. Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için yeni hamle geldi. TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayan'a 1,2 milyon euro ceza verilmişti. Çaykur Rizespor'a bu tazminat ödemek zorunda olan Oğulcan, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 7 resmi maçta kadroya giremedi. Karadeniz ekibiyle uzlaşma sağlayamayan Sarı Kırmızı kulüp masadan kalktı. Ancak Oğulcan'ı da mağdur etmeme kararı aldı. Sabahın haberine göre işte perde arkasında yaşananlar. Tahkim kurulu üyelerine yönelik açtığı davayı geri çekmeyecek olan yönetim, Oğulcan Çağlayan meselesini FIFA, KAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Uluslararası arenadaki bu davalardan kesin sonuç çıkması bir yılı bulabilir ve bu sürede Oğulcan'ın sahalardan uzak kalması söz konusuydu. Bu durumu dikkate alan Galatasaray yönetiminin pazarlık yapmadan tahkim kurulunun belirlediği 1,2 milyon euro tazminat ödeyeceği öğrenildi. Çaykur Rizespor'un hesabına 1,2 milyon euro geçer geçmez Oğulcan'ın lisans sorunu çözüme kavuşacak. Galatasaray'da Fatih Terim Muslera ile görüştü. Fatih Terim sezona kötü başlayan Fernando Muslera ile görüştü. Usta hocanın "Sen bu lige damga vurmuş bir isimsin. Bir iki maçta kaliten tartışılmaz. Bizi her zamanki Muslera'ya göstereceğini biliyorum. Sadece işine odaklan" dediği öğrenildi. Galatasaray'da Emre Kılınç'ı da hırs bastı. Sarı Kırmızıların Sivasspor'dan büyük umutlarla aldığı Emre Kılınç düzenli 11 oyuncusu olamadı. Saha içinde performansı çok dalgalı olan Emre Fatih Terim tarafından uyarıldı. Maç içinde motivasyonu daha yukarıda olmalı denildi. Biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Messi, Ronaldo ve Neymar 2 Eylül'de takım arkadaşı olabilir. Avrupa futbolunda 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde transfer iddiaları gündemi meşgul etmeyi devam ederken İspanyol basını Şampiyonlar Ligi'nde dengeleri değiştirebilecek bir iddiada bulundu. As'ta yer alan habere göre 2 Eylül'de Mbappe Real Madrid, Cristiano Ronaldo ise PSG formalarıyla oynayabilir. Habere göre Martin Odegaard'ı 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e satan Real Madrid yönetimi PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan Mbappe için transferin bitimine saatler kala resmi teklifini sunacak. PSG cephesi ise Mbappe'yi gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için bu teklifi kabul edebilir. Bu teklifin kabul edilmesi halinde hücum hattında Mbappe'den doğacak boşluğu Ronaldo ile doldurmaya çalışacak olan PSG, Juventus'taki kontratın son senesine giren Portekizli yıldız için resmi teklif sunacak ve PSG böylece Neymar, Messi ve Ronaldo futbol tarihinin en fantastik hücum hatlarından birini oluşturacak.